Aktifleştirmek için ikili tıklama. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz Elnur TTS. Bu arada yeni bir video ile birlikteyiz. Yine bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Sonunda Elnur TTS'ye eklenmesi planlanan Babek isimli Azerbaycan Türkçesindeki ses eklendi. Elnur TTS. Hemen başlatalım Elnur TTS'yi. Ben sesi daha önce kurup denedim ama şimdi yeniden video çekmek için sildim. Baştan kuracağım. Babek. Ohut düğme. Babek. Babek. Bu ses listede yoktu normalde. Bugün dahil edilmiş. Bakalım nasıl konuşuyor. Ohut. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Diğer sesler. Bu ses kurulu değil. Bu ses kurulu değil. Kur düğmesine basın ve yeniden deneyin gibilerinden bir şey söylüyordu. Ama bu daha ayrıntılı bilgi veriyor. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin diye daha ayrıntılı bilgi veriyor. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Kuraştırın düğme. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Şimdi yükleyelim. Ohut. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. He. Bu ses kuraştırılmayıp kuraştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın diyordu. Diğer Azerbaycan Türkçesindeki sesler. Bu daha detaylı bilgi veriyor ve bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın diyor. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Daha ayrıntılı bilgiler veriyor. Babek. Sesin geliştirileceği, daha fazla geliştirme yapılacağı söylenmişti. Daha doğrusu Elnur TTS'nin açıklama bölümünde öyle yazıyordu. Sesin daha fazla geliştirileceği hakkında bilgi veriyordu. Kurulum esnasında sıkıntı olursa iptal edin. Kurulumu yeniden deneyin. Yeniden denediğimizde mutlaka yüklenecektir. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama bazen böyle problem çıkarabiliyor. Yüklenmesinin önünde hiçbir engel bulunmamasına rağmen bazen yüklenmeyebiliyor. Bildiriş gör. Aktifleştirmek için Elnur TTS. Ohut düğme. Aktif Babek. Ohut düğme. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Bildiriş gölgesi. Gif aktif fiber ZTPX. Elnur TTS. Lahvedin. Neyse bir daha iptal edelim. Kuraştırın. Tekrar yükle düğmesine basalım. Neden böyle yaptı acaba? Heh. Silin düğme. Ohu. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulup ve işleyir. Evet, şimdi yüklendi. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulup ve işleyir. Daha çok seçim. Ayarlardan Babek sesine geçiş yapalım ve nasıl seslendirme yapıyor bakalım. Popak penceresi. Aktifleştirme. Ayarlar. Mesela Banu sesi de normalde Microsoft Azure TTS'ye aitti. Buraya eklendiğinde Banu sesinin orijinal Microsoft Azure TTS ile hiçbir alakası kalmamıştı. Hiç benzemiyordu. Tabii benzemiyordu dememin sebebi hani kötü olduğu için değil, daha güzel oldu. Bu da böyle de güzel ama bu benzemiş. Yani orijinal Microsoft Azure TTS'deki Babek sesine benzemiş
bunun sesi. Pek bir fark oluşmamış. Azerbaycan. Ayarla. Varsayılan ses. Gunnar. Ses seçimi. Seçmek için. Babik. Hemen. Ayarlar. Aktifleştirmek için. Varsayılan ses. Babik. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Dilimle yerleştirin avtomatik dil keçidi. Kayıthanası yoklanılıp. Ses ucalığı. Ses süreti. İstifadeçi lügeti. Başlık. Elave edin. Silin. Aktif versiyon 6.13.3 siyahıda. El multitis. Aktifle. Türk siyahıda. Rus. İngiliz. Amir. Azerbaycan. Aktifleştirmek için ikili tık. Adov. Şimdi önce TalkBack'in menüsünü okutalım. Esat. Bakalım TalkBack'in menüsünü nasıl seslendiriyor. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Evet. TalkBack menüsünü okutalım bakalım nasıl okuyor. TalkBack menüsü. Aktifleş. Sayfada navigasya. Navigasya. Baştan okuyun. Nöbeti elementten itibaren okuyun. Son söylenen ifadeni kopyalayın. Son söylenen ifadeni harfler üzere telaffuz edin. Son söylenen ifadeni tekrarlayın. Danışık dili. Ekranda aktarış. Ekranı gizledin. TalkBack ayarları. Metinden nitke ayarları. Sistem ameliyatları. Şekli tespit edin. Lehvedin düğme. Onu hususi. Şimdi de TalkBack'in açıklamasını okutalım. TalkBack. Aktifleştik. TalkBack. TalkBack aktif oldukça sesli rey temin edilir ve belirlikle ekrana bakmadan cihazınızdan istifade edebilirsiniz. TalkBack ekranı görmekte çetinlik çekilen zaman veya çetinlik çeken şahslar için nezarda tutulur. TalkBack'ten istifade kaydası. Elementler arasında hareket etmek için sağa veya sola sürüştürün. Elementi aktif etmek için iki defa dokunun. Sürüştürmek için iki parmakla çekin. TalkBack'i deaktif etmek kaydası. Ses düğmeleri. Her iki ses düğmesini bir neçe saniye basıp saklayın. Ayarlar. TalkBack'ten istifade edin düğmesine dokunun. Kontur göreceksiniz. Düğmeye iki defa dokunun. Tasdik mesajında dayandırın seçimine dokunun. Sonra dayandırın seçimine iki defa dokunun. 4-4 siyahıda 4 element. Parametreler 3-4. 4 elementten bir adet. Şimdi ses kalitesinin arasındaki farklara bakalım. Metinden nit. Onu ana ekran. Param. Ayar. Nit keyfiyeti. Orta keyfiyet. Nit keyfiyeti. Seçmek için. Şu anki orta kalite. Yüksek keyfiyet. Yüksek kaliteye geçelim. Nit keyfiyeti. Yüksek keyfiyet. Evet. Aktifleştirmek için ikili tık. Ses biraz daha parlaklaştı. Nit keyfiyeti. Seçmek nit keyfiyeti siyahıdan kenar. Nit keyfiyeti siyahıdan kenar. Nit keyfiyeti. Orta keyfiyet siyah. Yüksek keyfiyet yok. Mümkün olan en yüksek keyfiyet. Seçmek için iki diller başlık. Azerbaycan. Aktif. Böylece ses en yüksek kaliteye getirdiğimizde parlaklaşabildiği kadar parlaklaştı. Türk. Konfigürasyon. Versiyon 6.13.3. Metinden nitke. Aktif. Dil sistem dilinden istifade et. Dil. Azerbaycan, Azerbaycan. Türk, Türkiye. Lev edin düğüm. 3 elementten. Nit derecesi hasta. Celt 4. Nit derecesi slider 15%. Ucalık aşağı yüksek 5-6. Ucalık slider 20%. Seslendir düğme al. Bu bir nit sintez numunesidir. Bu bir nit sintez numunesidir. Sıfırlar düğme. Aktif. Üstünlük verilen müherrik el multitiz. Parametreler. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Onu uyana. Metin nit bağlıdır. Bir elementten iki adedi gösterilir. Apofevit. Aktifleştirmek için ikili tıklama. İkili tıklama ve devamlı basın. Ameliyatlar el çatandır. Bakmak için parmağınızla aşağıya sonra sağa sürüştürün istifade edin. Apofevit. Apofevit. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Recording begin düğme. Stop. Stop. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada ben bu geliştirmenin olmasına çok sevindim.